Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gas Station Simulator oyununu oynayacağız. Bu oyunu özellikle seçtim. Hem kanalımızda yeni bir oyun türünü anlatmak amaçlı hem de böyle zevkli oyunları tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Yüklemesi çok kolay, ücretsiz. Çoğu bilgisayarın kaldırabileceği şekilde bir oyun ve oyun gerçekten arkadaşlar çok zevkli, çok gizemli bir oyun. Sürekli görevler var. Oyun öncelikle nasıl indirdik bunu anlatayım. Oyun indir VIP sitesinden arkadaşlar ücretsiz bir şekilde cracksiz, şifresiz rahatlıkla indirebiliyorsunuz. Şöyle oyunu biraz bir anlatalım. Bu arada oyuna ben yeniden başlayacağım. Arkadaşlar oyun Türkçe. Önceden oyun İngilizceydi. Son 2 sene içinde Türkçe'ye dil seçeneği eklendi. Oyun gerçekten çok kaliteli bir oyun. Çok gelişmiş bir oyun. Farklı bir oyun. Yani çoğu oyuna benzemiyor arkadaşlar. Burada ufak ayarlarımız var. Dil seçeneğini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. İngilizce yapabilirsiniz. Veya farklı seçenekler de var. Şu an değiştirmeyeceğiz. Şu an Türkçe gördüğünüz gibi. Onun dışında arkadaşlar ses ayarlarımız var. Yani bu müzik sesini falan ayarlayabilirsiniz. Mesela arkadaşlar araç kornalarını falan kapatabiliyorsunuz. Ama gerek yok. Korna olmazsa gelen müşteriyi duyamazsınız. Burada arkadaşlar görüntü ayarlarımız var. Yani mesela ekranı küçük oynamak için falan çerçeveli yapabilirsiniz. Grafik ayarlarımız var. Ve tuş ayarlarımız. Hepsi burada mevcut arkadaşlar. Zaten oyun içinde kullandığımız tuş sayısı belli. Bu arada böyle güzel bir klavye sistemi var. Yani hepsini buradan görerek üstüne basarak değiştirebiliyorsunuz. Oyun çok kaliteli bir oyun arkadaşlar. Bizim kullandığımız tuşlar zaten belli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani şurada kullandığımız 10 tane bile tuş yok. Oyun öyle kolay bir oyun. Bir de arkadaşlar oyunun yapımcıları falan var. Bu bölüme zaten hiçbir zaman bakmayız. Şimdi biz yeni oyun diyeceğiz. Ve oyundan biraz bahsedeceğim arkadaşlar yüklenene kadar. Arkadaşlar bu oyunda genel amaç aslında bir benzin istasyonu işletmek. Oyun Amerika'da geçiyor arkadaşlar. Evet, klasik Amerika, Kaliforniya. Eski araçlar var. Bu arada yaklaşık bundan bir 60 sene öncesini falan oynamış olacağız. Arkadaşlar burası bizim şu alan, bizim işleteceğimiz nokta. Normalde burası şu anki profilin amcasının mekanıymış. Ama öylece bırakmış gitmiş ve yeğenine devretmiş. Burada sadece benzinlik yok. Ekstra arkada oyun salonu var. Ufak bir marketi var. Yani şu anki günümüzdeki benzinliklerdeki gibi, hatta daha da gelişmiş şekliyle bir mekanımız var arkadaşlar. Ama ilk başta gördüğünüz gibi bir harabe. Sadece bir çirkin bir yatak var arkadaşlar. Lamba var. Böyle bir radyomuz var. Öncelikle çevreyi bir gezelim. Çöpler var. Halıya benzeyen bir şey var arkadaşlar. Yani böyle ufak bir alan. Çatı kat zaten. Burada kalıyoruz. Bakın space tuşuyla zıplıyoruz. Bunu belirteyim. Tab tuşuyla arkadaşlar görevleri açacağız. Mouse kullanıyoruz ve WASD ile de ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle bunu bir çözelim. Öncelikle burada
İlk görevimiz neymiş? Benzin istasyonuna nasıl girileceğini bul. Bir de ipucu vermiş. Çöpleri toplamak için sağa tıkla diyor. Yani şu kapıyı aç diyor kısaca. Şöyle bir çevreyi açalım. Evet, buradan çıktık. Şimdi benzin istasyonumuz nerede? Arkadaşlar, kaldığımız yer burası. Warehouse yazıyor. İstasyonumuz da bunun arkasında. Şu alan bizim bu arada, onu da belirteyim. Oo, yılan mı var? Arkadaşlar, öyle bir alanda yaşıyoruz ki yani her şey çıkabilir. Evet, şu gördüğünüz bütün alanlar bizim arkadaşlar. Şurada son bölümümüz, yani istasyonun olduğu yer. Burayı işleteceğiz. Şu an bir harabede yaşıyoruz. Evet, buraya girmemiz lazım. Şu tahtaları bir atalım. Arkadaşlar, bunları şöyle mouse'la sol tıklıyorsunuz. Sağıyla da fırlatıyorsunuz. Of, içerinin haline bak. Amcamız bayağı pasaklı biriymiş belli ki. Yani etrafa her şeyi atmış. Evet, burada bir şey var. İlk görevi tamamladık. İçeri girdik. Diyor ki yüksek voltaj kablosunu takip et ve elektriği aç. Evet, karanlıktan bir kurtulmamız lazım. Voltaj kablomuzu bulacağız şimdi. Şu mu acaba? Ha, burada. Evet, bunu takip ediyoruz arkadaşlar. Elektriği açmamız lazım. Bir araba falan olsaydı iyiydi ya. Bayağı bir gideceğiz galiba. Evet, yolumuz bitti arkadaşlar. Şöyle elektriğimize bastık. Galiba kapıldık. Evet, görev tamamlandı. Güzel. İstasyonun önündeki kabinde çalan telefonu cevapla. Bu arada şu an telefon çalıyormuş. Arkadaşlar, bulamıyorsanız çoğu şey şu soru işaretini takip edin. Orada gösteriyor zaten. Öyle bulacağız zaten. Bu arada telefonun sesi gelmeye başladı burada bir yerde. Evet, kulübemiz buradaymış. Şöyle bir alo diyelim. Congratulations on your purchase and investment, little nephew. It has been a while since you've heard my voice now, hasn't it? Evet, bu bölümü yes, I'm a busy okuyayım arkadaşlar. Şöyle sesini biraz kısayım. Satın alma ve yatırım için tebrikler, yeğenim. Evet, amcamız arıyor. Sesini duymayalı uzun bir zaman oldu değil mi? Evet, meşgul bir insanım ama şans eseri bir zamanlar satın aldığın arazi babama aitti. Sadece potansiyel bir iş ortağı değil, aynı zamanda da aile olduğumuz için sana yardım etmek için elinden geleni yapacağım falan filan diyor. İyi şanslar demiş. T tuşuyla kapatıyorsunuz arkadaşlar bunları. Tekrar telefonu açmaya gerek var mı? Yok. Evet, çıktık. Bilgisayarda e-postayı oku diyor. Bilgisayar şunun içindeydi. Az önce gördük. Bu arada bakın arkadaşlar, pompamız falan çalışıyor. E-posta şöyle tıkladık. Ne yapacağız? Posta bölümüne gireceğiz galiba. Ula uşağım ne diyorsun? Neyse, şiveli konuşmayı pek beceremem. Bu arada amcamız galiba Laz arkadaşlar. Yani biz de Laz'ız. Her şeye rağmen sağlam bir yatırım yaptığını duydum. Yine de bunun için arabanı satmak zorunda kalmana üzüldüm. Bu arada arabamızı satıp girmişiz buraya. Yani böyle saçma bir yer için arabayı satmışız falan filan anlatıyor bir şeyler. Arkadaşlar bakın, burada kasamız falan var. Yani buranın ne olduğunu çözemedim. İçeride bir inşaat var. Çevrede sürekli sinekler, böcekler var. Dışarıda yılan sesleri geliyor. İlginç.
Evet, mini ekskavatöre binin adı Rudy'ymiş. Ekskavatör dediği kepçe gibi bir şey arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz hemen soru işaretinin olduğu yere doğru. Bu mu? Bu değil. Şu değil, bu. Evet, buna nasıl ineceğiz? F tuşuna basıyoruz. Çalıştırdık. Şimdi nereye gideceğiz? Yakıt bitti. Allah Allah, şansa bak. Yakıt bitti arkadaşlar. Şimdi ne yapmamız lazım? Yakıt almamız lazım. Hemen gidiyoruz. Şurada bir bidonumuz var. Arkadaşlar şu soru işaretlerini takip edin. Her şey çok kolaylaşıyor o zaman. Evet, buna yakıt alacağız şimdi. Yakıt almamız için tabii ki de pompanın yanına geleceğiz. Şimdi burada arkadaşlar tap tuşuna basıyorsunuz ve şöyle bırakıyoruz. Şu an yakıtı doldurduk. Bu arada bizim araç neredeydi? Bak buradaymış. Şöyle yaklaşıyoruz arkadaşlar. Tekrar ele geçiyoruz. Evet, şu anda full olmadı ama yine de bayağı bir doldu. Ne yapmamız gerekiyormuş? Kum yığınlarını temiz ediyor. Egzoz kırmızıya döndüğünde sağ tıkla diyor. Soğutma sistemi var galiba. Sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kumları temizleyecekmişiz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şöyle mi alacağız? Evet, sol tıkladım. Bu arada egzoz kırmızıya döndü. Şöyle hemen sağa tıklıyoruz. Tamamdır. Bu kumları alıyoruz. Şuraya bir yere atalım. Yalnız buraya atamıyoruz arkadaşlar. Biz gene soru işaretini takip edelim. Şurada bir inşaat alanı var. Büyük ihtimalle oraya atacak. Daha şuraya atamaz mıyız? Yok, buraya attırmıyor. Büyük ihtimalle burayı sonra kullanacağız ki buraya attırıyor. Şöyle duralım. Tamamdır. Bunun da mazotu bitmesi, şöyle bırakalım. Biraz mazotu hızlı yiyor. Şimdi arkadaşlar benzinliği aç diyor. Benzini buradan açacağız. Hangisine basacağız? Şuna basalım diyor. Closet. Evet, open'a döndü. Benzinliği açtık arkadaşlar. Ne diyor? Benzinlik istediğin saatte açıp kapatabilirsin diyor. Şuradan da kapatıyoruz galiba. Şu anda açık zaten, değil mi? Evet, şu anda açık. Artık müşteri gelebilir. Bilgisayarı kullanarak yakıt tankını yeniden doldur diyor arkadaşlar. Şu an içinde benzin yok. Evet, bilgisayara girdik. Teslimata giriyoruz. Yakıt diyoruz. Böyle 100 ya da 200 liralık alalım. Paramız var mı o kadar? Varmış. Tamamdır. Bir sonraki görevi beklerken yeteneğinizi Atari makinesinde test ediniyor. Atari makinesi. Bizim galiba oyun salonumuz var burada bir de. Ya buraları falan bana yeniden yaptırabilir. Evet, oyun gerçekten zevkli ve gizemli bir oyun. Ne olacağı hiç belli olmuyor. Atari makinesi hangisiymiş? Evet, şurada bir makine gördüm. Ne yapacağız bunu? Buna basıyoruz. Evet, araba olduk. Şöyle checkpointleri kopyalım bakalım.
Konası var mı? Konası yok. Evet, devam ediyorum. Bir gidelim bakalım. 100 gösteriyor, 90 gösteriyor. Galiba o kamyon işaretinin oraya doğru gitti. Kamyon et var bir tane. O da kayboldu şu an. Evet, yan tarafta gösteriyor hala. Arkadaşlar bu hız mı diye baktım ama hız da değilmiş ya. Ne olduğunu tam çözemedim. Biraz daha bir gidelim bakalım ne çıkacak. Evet, tünele girdik. Şöyle ilerliyoruz. Bu arada bayağı alan da büyükmüş. Yol büyüdükleri. Şimdi artık şöyle gidecek galiba. Abi o taklattık. En azından bir şey olmadı. Evet, ilginç bir görev arkadaşlar. Yol bayağı bir uzun. Bir türlü bitmiyor. Büyük ihtimalle burada bitecek. İçeri tekrardan geldik ve tamamladık. Evet, hemen bizim bundan inmemiz lazım. Şimdi ne yapacağız? Teslimat geldiği tankı doldurmaya başla. Evet, bu arada sipariş verdiğimiz tank gelmiş. Tanker gelmiş. Büyük ihtimalle tırla mazot geldi. Ha, burada bir ışık yanıyor. Bu neymiş? Şuna basalım mı? He, aracı buraya getirmek içinmiş. Evet, bu arada kamyon tır bitirdik. Böyle bir araç geldi. Neyse, alalım buradan benzinimizi. Teşekkürler kardeş. Evet, şimdi ilerliyoruz. İlk müşterimiz gelmiş. Ne diyor? Müşteriyi beklerken pompayı al. Sol shift ile doldur. Evet, şöyle doldururken shift'e basarsanız arkadaşlar hızlanıyormuş bu arada, onu söyleyeyim. Şu çizgiye geldiğinde çekin. Öncesinde yaparsanız müşteri kızar. Sonrasında yaparsanız fazladan doldurursunuz, para alamazsınız. Yani doldurduğunuz boşa gider. Bir de arkadaşlar diyor ki müşteriyi bekleyin diyor. Yoksa siz gitmeden benzin çalıyorlar diyor. Öyle bir sıkıntı var. Ama yasa burası normal. Şimdi çöp poşetini al ve envantere ekledi. Of, içeriye bakın arkadaşlar, içeride bir şey yanıyor. Çöpten mi geliyor acaba ya? Bizim bir çöp poşeti sipariş etmemiz gerekiyormuş. Envantere girdik. Oo, burada bir sürü bu arada malzememiz var arkadaşlar. Bunları da kullanalım sonra. Çöp poşetini aldık. Evet. Şimdi tap tuşuyla çöp poşetine girdik ve şu çöpleri bir toplayalım. Yani çok pasaklı bir amcadan iş yeri aldık. Bir de arabamız satmışız şu uyduruk yere. Aslında burayı işletebiliriz arkadaşlar. Bu arada çöp dolu zaman böyle oluyormuş. Adam ne varsa yere atmış. Bir poşet daha çıktı. Biz hepsini toplayalım. Görev bitti ama. Çok kirli her yer. Var mı başka çöp? Evet, her yerde çöpler var. Bunlar da atalım ya. Tamamdır. Burayı da açalım. Kapalı yer kalmaz. Var mı başka çözümüz? Oo. İçeri en azından güneş ışığı girsin.
Adam her yere çivi çakmış. Kapılar kapatmış. Burayı bir kapı yaptırmamız lazım bu arada. Bura neymiş? Clean restroom. Evet. Çöpler bitiyor. Bu arada müşteri geldi. Şundan nasıl kurtulacağız? Şöyle yapsak. Evet. Buyurun, hoş geldiniz. Neredesin? Deliniz. Biraz hızlandıralım. Tamamdır. Bahşiş mi aldık? Vay, bahşiş veriyorlarmış. Hadi bakalım, sen de bin. Bin bin, seni bekliyoruz. Evet, müşteriyi gönderdik. Şimdi bu ne? Of, içeri çok dağınık. Dolu çöp torbalarını ve eski mobilyaları at diye bir görevimiz var. 12 tane yapmamız gerekiyormuş. Bunları nereye atacağız bu arada? Şöyle bir bakayım bir çevreye. Nereye atacağımızı bilmiyorum. Birini bir alalım, bir fırlatalım dışarı, ne olacak? Olmadı. Ne diyormuş ipucunda? Daha büyük hurda parçaları, çöp poşetleri ve eski mobilyalar istasyon dışındaki büyük çöp kutularına atılması gerekiyor. Büyük çöp kutuları varmış. Ha, şunu atacağız. Tamam, şu çöpten başlayalım. Evet, kabul et. Demek ki arkadaşlar görevi böyle yapacağız. Alıp alıp fırlatacağız. Şu arada müşteri mi geldi? Yo. Bir ses duydum ama. Evet, müşteri gelmiş. Kulağım sürekli onlarda. Ha, adam sipariş vermemiş. Buyurun. Tamamdır, hemen. Evet, yakıt ucuz diye sürekli alıyorlar arkadaşlar. Hadi devam et. Tamam, o da gitti. Hemen şurayı bir toparlayalım müşteri gelmeden. Ya sen daha neyi bekliyorsun? Gitsene kardeşim. Senin işin biliyor mu daha ya? Tamam hadi, şimdi gidebilirsin. Ben de şu çevreyi bir düzenleyeyim. Şu an 4 tane oldu. Eski bir lastik var. Bu arada o lastiği aslında kullanabilirdik yani. Şunu atalım. Şunu da atalım. Bunların yenilerini alacağız. Evet, bu lastik bayağı çürümüş. Bunu atalım. Şu varili de atalım. Bu dursun. Bu da dursun. Şunu atalım. Şu an iki mobilya daha bulmamız lazım. Biri bu olsun. Bunları burada çeviririz. Bunu atalım. Bunu ne yapacağız? Tekerlekleri biliyor. Evet, görevi tamamladık. Bu arada süpürgeyle yere süpürün diyor ama ben şu çöpleri daha atmam lazım. Daha çöpümüz çok. Oo, kaptan geçme. Şöyle fırlatalım. Bu çok ağır ya. Evet, şu çöpleri de alalım. Süpürge görevine geçmeden önce en azından yerde çöp bırakmayalım ki rahatça yapalım. Bu arada müşteri geldi yine ya. Buyurun. Güzel işledi. Kutuşak diyor. Onun bir gittiğini görelim. Biraz hırsıza benziyor. Tamam, o da gitti. Evet, amcamızın dediğine göre
biraz mazottan, benzinden çalıyorlarmış arkadaşlar. Onun için dikkat edeceğiz. Amcamız Kayserili olabilir. Çok uyanık bir amcamız var. Bu ne ya, yatak mı? Evet, şimdi çevreyi temizleyebiliriz. Bir de şunu attıktan sonra bu ne? Metal gibi bir şey var. Bu arada burayı nasıl boşaltacağız onu da bilmiyorum. Şimdi ne diyor? Envantere gir diyor. Süpürge al diyor. Evet, süpürgeyi aldık arkadaşlar. Şöyle seçelim süpürgemizi. Yerleri iyi bir süpür diyor. 0-25. Evet, 25 puan almamız lazım. Şu an 1 puan aldık. Şöyle bir süpürelim diye. Şu ayak izlerini falan bir kaldıralım. Bayağı bir pis ya. Şöyle bir temizleyelim. Evet, şu anda 21 oldu. 25'te 21'ini tamamladık. Şöyle köşeleri geçelim. Unuttuğumuz bir yer kalmaz. Evet. Bu da tamamdır. Şimdi diyor ki bilgisayarı kullanarak çöplerin toplanmasını talep et. He, çöp kamyonu çağıracağız galiba. Ama müşteri geldi. Bu arada arkadaşlar, buyurun efendim, ne istiyorsunuz? Bu aracın da bayağı bir ilginçmiş. Yeri. Başlatıyorlar ya, bu hoşuma gitti. Evet, hanımefendi siz de binin. İlerleyin. Arkadaşlar, yeni görevlerimizi yapacağız. Az sonra devam edeceğiz. Yeni görevlerimize başlayacağız. Ama şu an bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. İkinci videomuzda Gas Station Simulator oyununda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.